Allah Mehdiyet'e muhalif olan her sistemi ezer. Mehdiyet'le uğraşan her sistemin kafasını ezer. Mehdiyet'in karşısına çıkan her engeli ezer. Hiçbir siyasi güç Mehdiyet'e meydan okuyamaz. Okuduğunda mutlaka mağlup olur. Bilinmez bir sistem içerisine girer. Bilemeyeceği bir sistem içine girer. Tahmin etmediği bir sistem içine girer. Farkına vermediği bir yönden helake doğru gider. Mehdiyet'le uğraşılmaz. Mehdiyet'e savaş açılmaz. Dille, sözle, hiçbir şeyle Mehdiyet'e karşı mücadele verilmez. Maşallah. Müthiş bir uğursuzluk ve muazzam bir bereketsizlik verilir Allah tarafından. Kadere karşı isyan olur. Allah'a karşı isyan olur. Mehdiyet'e karşı yapılacak en güzel şey Mehdiyet'e teslim olmaktır. Allah'a teslim olmaktır. Bunun dışında bir yol yoktur. Mısır bak, Mehdiyet'e karşı bir çözüm gibi ortaya çıktılar Müslüman kardeşler. Olmaz. İsterseniz 10 milyon kişi olun, isterseniz 20 milyon kişi olun, kurtulamazsınız. Ama 300 kişi bile olmuş olsa, Mehdiyetse mutlaka başarılı olur. Allah taraftarları galip olandır diyor Allah ayette. Hizbul galibun. Allah taraftarları galip olacaklar. Ama Allah'ın tabi sanatını bilemedikleri için, göremedikleri için bir kör mücadele içinde oluyorlar. O kendini Mehdi zannediyor, bu kendini Mehdi zannediyor. Her yalancı Mehdi mağlup olacaktır. Her yalancı Mehdi mahcup olacaktır. Mehdiyet için Allah dünyayı binlerce yıldan beri hazırlıyor. 4000 yıldan beri bekleniyor Mehdi. İsa Mesih bekledi. Ta Hazreti İbrahim devrinde biliniyordu Mehdi. Hazreti Nuh devrinde biliniyordu. Ve bütün peygamberler Mehdi'yi müjdelediler. Tevrat'ta uzun uzun Mehdi anlatılıyor. Hazreti Musa Mehdi olmaya özenmiştir. Ya Rabbi beni Mehdi yap demiştir.